Konuğumuza geçelim ee, hemen e, konumuza da soracağız elbette CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan bizimle birlikte hoş geldiniz hoş bulduk iyi, Şimdi iyi günler tabii diyorsun. hem e, hukukçu kimliğinizle evet e, hem e, şu anda siyasi kimliğinizle bu durumu biraz değerlendirelim Bir bunu soracağım ardından sokaklara geçelim sizde tabii referandum sürecine ilişkin e, çalışmalar devam ediyor daha evet. çok tabii İşin ekonomik boyutu da gözler önüne serilmeye başladı bu süreçte. Kesinlikle. Ama e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi zaten kutuplaştırılmaya da çalışılan bir süreç yaşıyoruz. Evet. Bir e, lider böyle sözler sarf ettikten sonra da işte böyle saldırılar başladı. E, nasıl görüyorsunuz? Tabii olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü hal yasasının uygulandığı ve aynı zamanda bir anayasa değişikliğinin Yapılması için bir gayret içinde olan e, oldu bittiye getirmek isteyen baskıyla korkuyla bu anayasa değişikliğini gerçekleştirmek isteyen bir iktidar var. Elbette ki bu gidişin böyle bir karmaşanın, böyle bir oluşumun e, ülkeye hiçbir fayda sağlamayacağı, gerginlikleri arttıracağı, kutuplaşmaları arttıracağı, böyle bir ortamda da teröristlerin ve aynı zamanda emperyalist ülkelerin ülkeyi karıştırmak için daha fazlasıyla bu işin içine gireceği ve terörün önlenmesi yerine terörün artacağı işaretlerinin ortaya çıkacağı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla burada referandumun aslında bir uzlaşmayla, daha doğrusu anayasa değişikliğinin bir uzlaşmayla olması gerekirken bunun sadece iki partiyle anlaşılarak gündeme getirilmiş olması ve şartların zorlanması ve vatandaşın da durup dururken bir oldu bittiğiyle bu değişikliği yapması noktasında baskıların arttırılmış olması gerçekten uygun değil. İşte MHP muhaliflerine karşı yapılan Uygulamalar işte hayır kampanyasını yürüten hı hı. arkadaşlarımıza evet, karşı farklı, evet hayır evet uyg uygulamalar uygulama. gerçekten bir ülkeye yakışmayan demokratik bir ülkeye yakışmayan aynı zamanda da ülkemizin geleceğini de bir karmaşaya bir kaosa doğru iten ve insanlar arasındaki gerginliği arttıran bir noktaya doğru ...taşınmaya çalışılmaktadır. Yani yarın bırakılmaz bu iş sözü. E, çok bu, ağır bir söz. Çok ağır. Çok devamında ağır ne söz. gelir o zaman? E, devamında yani? tabii işte görüyoruz, yaşıyoruz. Hı hı. Kürsüler devriliyor. Konuşmacılar, hatipler saldırılıyor. E, tabii böyle bir ortamda gerçek anlamda e, toplumun istediği bir anayasa değişikliğinin... ...ortaya çıkması ve bu değişiklikler neyi içeriyor? Niçin vatandaş evet diyecek, niçin hayır diyecek konusunda aydınlatılmadan vatandaşın sandığa gitmesinin sağlanmaya evet. çalışılması bir demokratik ülkeye yakışmıyor demokrasimize Hı -hı. yakışmıyor ve e, iktidar partisine de yakışmıyor aynı zamanda da onunla ortak çalışan MHP'ye de yakışmıyor diye söyleyebilirim. Peki şimdi sizin referandum sürecine ilişkin çalışmalarınıza da bir değinelim. Bu arada birazdan ekrana getireceğiz. Şimdi işsizlik en büyük sıkıntı şu anda zaten ama daha çok ne görüyorsunuz? Yani sahadasınız çünkü sürekli. Şimdi bir kere Elif Hanım ülkemizin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı yok bir başkanlık sistemine ihtiyacı yok. Türkiye'nin çok önemli sorunları var. Hı hı. Başta terör, işsizlik, ekonomik darlık, sıkıntı, krize doğru giden bir Türkiye. Yani o maddeler hangisini çözecek evet, bu sorunların? Evet. Tabii üretim düşmüş, hı hı. ihracat düşmüş ve birçok işsizlik artmış. Genç işsizlik %25'lere varmış. Diğer işsizlik de iki haneli rakamlara ulaşmış olan bir ülkede siz hepsini bir kenara koyuyorsunuz başkanlık da başkanlık derdine düşen ve ülkeyi de gerçekten bir kaotik ortama doğru sürükleyen, kargaşayı sürükleyen ve ülkenin de bu sorunları önemli değilmiş gibi bir havayla edayla bu değişikliği gerçekleştirmeye çalışan bir iktidara görüyoruz. Ülkenin böyle bir dönemde, böyle bir zor dönemde anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Çünkü bu değişiklik ne işçinin sorununu çözüm getirecek, ne çiftçinin, ne köylünün, ne esnafın, ne sanayicinin, ne yatırımcının, ne de ihracatçının hiçbir sorununa derde deva olacak bir değişiklik değil. Dolayısıyla biz bunu niye yapıyoruz? Halbuki bu tür değişiklerin aslında Türkiye'nin geleceği için yapılması lazım. Türkiye'nin daha iyi bir noktaya taşınması için gelmesi lazım, yapılması lazım ama sadece e, Türkiye değil, Sadece bir kişiyi düşünerek yapılan bu değişikliğin bana göre Türkiye'ye fayda sağlamayacaktır diye belirtmek istiyorum. Hı hı. Şimdi e, TOB Üniversitesi'nin, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin e, Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bir araştırma yaptı. Ve e, ekonomideki duranlığın e, sebebi işsizliğin yarım puan daha artacağını da ayrıca dikkat çekildi. Tahminlere göre işsizlik %12.6'ya yükseliyor. Evet. Mart 2017 Sanayide Gelişmeler ve istihdam Eğilimleri çalışması yapılmıştı ve onun sonuçları açıklandı. giderek artan bir durum var şu anda ve üstelik resmi rakamlarla örneğin diskin raporu birbirini tutmadı. Evet. işsizlikte de yani resmi rakamlar aslında normalin altında da görünüyor. Buna rağmen yüksek geliyor e, ama. Kesinlikle tabii bu sadece resmi Kayıtlara intikal etmiş olan oranlar. Hı hı. Halbuki insanlar umutlarını kesip de müracaat etmedikleri iş ve işçi bulma kurumundan bir fayda görmeyeceklerini, dolayısıyla arada bazı işlerle kendisini idare etmeye çalıştığı bir kesim de var. Dolayısıyla hı hı. bunun daha yükseklerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey olmasa, bakın bugün işçi çalışabilse, kazanabilse, parasını alabilse, işte kıdem tazminatın diğer ödeneklerini alabilse, işte emekli parasını yetirebilse, işte çiftçi para kazanmış olsa, çarşısının, pazarının hiçbir zaman eksikliğini hissettirmeyecek bir çalışma yapacak, bir harcama yapacaktır. Hı hı. Borçlarını ödeyecektir. Ama öyle bir noktaya geldi ki Türkiye bakın 2002'de 6.5 milyar lira olan tüketici kredisi bugün 415 milyar Türk lirasına gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi ne kadar borçlu bir noktaya taşımış olan bir iktidar var. Bunlar yetmemiş. Aynı zamanda kredi kartı borcu 2002'de 4.3 milyar iken bugün 81 milyara yükselmiş. Hı hı. E şimdi tüketici kredisi hakeza böyle. Şimdi insanlar inanın bırakın günlük yaşamayı artık borçlarla boğuşan, işte bir yerden borç olup öbür tarafa kapatmaya Açık çalışan devam ama. sürekli borcu borçla kapatmaya Türkiye'de çalışan. Türkiye değil mi ama? Evet, işte Türkiye diyor yani. Yani sadece hani kişiler açısından değil. Ha, Türkiye Türkiye'de de var. Tabi tabi. Türkiye'nin ekonomisi de, he, ekonomisi de devam eden bir tabii, gidiyor. E, Türkiye ekonomisi Hı. de o noktada. Çünkü vatandaşın hali neyse ülkenin hali de o Aynı noktada. şekilde. Yani Hı. E, vatandaş iyi olsa zaten ülke iyi olacak. Dolayısıyla burada e, kötüleşme her alanda her şekilde var. Bütün kesimlerde var. Büyük sıkıntılar var. E bu sıkıntıların üzerine hiç yok bir neden yok iken, hiçbir sebep yok iken, ihtiyaç yok iken bir anayasa değişikliğinin referandumuna gidiyoruz. Bunun ayrıca hem zaman kaybı hem harcama yönüyle de ülkeye, vatandaşlara da ayrıca yük getirecek. Bunlar kolay şeyler değil. Onun için bana göre böyle bir referandum gerçekten Türkiye'yi bana göre iyi bir noktaya taşımanın ötesinde daha kötü bir noktaya taşıyacağı, hı hı. ekonomik sıkıntıların daha artacağı, güvensizliklerin daha artacağı ve vatandaşın ve gerek içte gerekse dışta ülkenin imajının ve itibarının da bu olumsuzluklar sebebiyle zedeleneceğini düşünüyorum. Sizin mesela fabrikalar yani sanayi bölgesi evet, e, evet, bölgeniz evet. E, hep haberler geliyor işte şurada şu kadar fabrika kapatıldı istihdam daha da azaldı. Durum bu gerçekten değil mi? Kesinlikle Şu anda. doğru. Özellikle 2008'den sonra biliyorsunuz bir dünya krizi gelmişti. Hatta bize teyat geçecek dendi ama gerçekten Deniz'den fazlasıyla teyat değil, içinden geçti bu kriz. 34 tane fabrika kapandı Denizli'de. Ondan sonra da doğru dürüst bir fabrika yapılmadı. Fabrikalar büyümedi, fabrikalar gelişmedi. Yani potansiyelini arttırmadı, üretimini arttırmadı. Çok nadirdir yani potansiyelini ve üretimini arttıran fabrika ama küçülme inanılmaz boyutta. İnsanlar bugün kendi dertlerine düşmüş, günü kurtarmaya çalışıyor, çarkı döndürmeye çalışıyor. Bıraksa bırakamayacak. Hı hı. Yapmak istese piyasa zorlukları var. Çünkü Türkiye'de artık rekabet etme şartları her gün azalmış durumda. Hem iç piyasada hem dış piyasada. Bu da iktidarın şimdiye kadar izlemiş olduğu tüketim politikasının, ithalat politikasının ve borçlanma politikasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ama hiç öyle görünmüyor. Her şey çok güzel. <laughs> Yok öyle göstermeye çalışıyorlar. Görünüyor. Öyle Hatta gibi. işte KDV indirimleri yapıldı. Konut kredilerinde kolaylıklar sağlandı. Her şey çok güzel. Emekli promosyonu mesela arkasında o kadar sorun varken yükleniyor vatandaşa bir e, anlamda da ama çok güzel gösterildi. Bir e, maalesef böyle, bunlar bugün, bugün ilişkin randuma ilişkin bugün etmedi yani. Bugün e, promosyon bile e, yine bizim baskılarımızla Cumhuriyet Halk Partisi'nin baskılarıyla iyileştirildi. Evet. Hı. iyileştirilmedi. Aslında hükümet kendisinden vermiyor. Bankalara talimat verilerek iki yıl orada maaş alma garantisi altında evet. bu çok cüzi bir miktarda promosyon verilmeye çalışılıyor. Hatta birçok zorluklar da çıkartılıyor. Dolayısıyla burada bankanın yüklendiği bir promosyondur. Aslında devletin bunu belirli ölçüde hı hı. yüklenmesi, vermesi gerekirken maalesef bundan kaçınmışlardır. Şimdi emeklimiz gerçekten çok zor durumda. Maaş alanlar, memurlarımız, işçilerimiz, köylülerimiz, köylümüz bugün ürettiğini para ettiremiyor. Çünkü hem maliyet desteği yok, mazot desteği yok. İşte diğer harcamalarla ilgili desteklük bir de pazar desteği yok. En önemli yanı pazar desteğinin olmadığı bir çiftçinin üretim alanlarını gerçekten uzun süre yaşaması orada üretimin devam etmesi mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla biz bunlara odaklanmamız lazım. Türkiye'nin geçen sene bir tarım ülkesi olmasına rağmen 20 milyar dolara yakın bir tarım ürünü ithal ettiği ortaya çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz bunu üretmemiz gereken örneğin pamuğumuzu üretmemiz gerekirken işte zeytinimiz, işte buğdayımızı, mısırımızı ve birçok ürünlerimizi kendimiz üretip kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekirken maalesef bunu karşılama imkanını bugün bulamıyoruz. Çünkü çiftçiye gereken destek verilmiyor. Hem maliyet desteği verilmiyor, yüksek maliyetler çıkıyor. Hem de rekabet etme şartı ortadan kaldırılıyor. Hem de pazar desteği verilmiyor. Tüccara emanet edilen, tüccarın eline bırakılan bir üretici var bugün. Dolayısıyla vatandaş üretmek, toprağını ekmek istemiyor. Yani orada üretilip e, bizim satın aldığımız şekle gelene kadar kaç kişiden geçiyor ve fiyat da gittikçe artıyor. Kuruşa verilen bir domatesi örneğin biz kaç katını alıyoruz? Tabii tabii. Yani üreticiden bire alınan bir ürün pazarda 3'e, 4'e, 5'e satılıyor. Dolayısıyla burada aracıların gerçekten çok fazlasıyla para kazandığı ve üreticinin gerçek anlamda emeğini veren, bütün zamanını veren bir kesim olmasına rağmen para kazanamadığını ve yaşamak için zorlandığını düşünüyoruz. Kırsal bölgelerde şöyle bir durum var. İnsanlar topraklarını ana yerlerini, ülkelerini daha doğrusu ana baba ocaklarını terk etmeye başladılar. Özellikle gençler köylerde, kasabalarda, mahallelerde artık durmak istemiyorlar. Çünkü tarımla yaşamanın tarım üretimi yaparak yaşamanın ve geçinmenin artık zor olduğunu dolayısıyla işte sanayileşen yerlere göç etmek suretiyle oralarda kendilerine asgari ücret üzerinden iş bulmak için bir gayretin içine girmiş hı hı. bir kesim hı hı. de var. Şimdi mesela işte esnafa 50 bin lira veriyoruz dediler. Hatırlatmalar yapıyor izleyicilerimiz bu arada. Evet. Esnaf bankaya gidiyor. Banka vergi, SSK borcu yoktur yazısı istiyor. Ayrıca çekinin senedinin protesto olmaması isteniyor Bu durumda olan kaç e, e, esnaf var diye sormuşlar. E, aslında yani bankalar para vermemek için de bir anlamda e, zorlaştırıyor e, olayı. Bu arada e, NİDE milletvekili CHP'nin Ömer Fethi Gürer'in bir açıklaması vardı meclisteki basın açıklaması. İki çiftçinin borçları yüzünden e, böbreklerini satışa çıkardığını söyledi. Yani işler acısı bir durumu aslında yansıtmış oluyor. Kesinlikle daha bunların daha gerisi gelecek daha kötü günler bekliyor. Yani bunu bir kriz tellalığı gibi e, lütfen anlamasınlar. Ama görünen o. Gidişatımız iyileştirilme yönünde değil, hı hı. kötüleşmeye doğru gittiği için bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Çünkü bunu hatırlatmalıyız ki ana muhalefet partisinin bir milletvekili olarak, bir e, sorumlu bir kişi olarak iktidarın bunların düzelmesi yönünde gerekli evet. tedbirleri almasını istiyoruz. Ama onlar hiçbir şekilde bunları göz ardı edilerek, Türkiye her şey iyi gidiyormuş gibi, bir her şey toz pembeymiş gibi yandaş medyalarla birlikte bu bilgileri, değişik övgüleri hı hı. kamuoyunu pompalamaya, onları evet. gerçek dışı bilgileri vermeye devam ediyorlar. Şimdi Denizli'yi söyledik mesela biraz evet. önce. Yine Nidere'de yine Ömer Fethi Gürer'in açıklamalarından 3 yılda 4663 iş yerinin kapandığını belirtiyor. Evet. İşte bütün bunlar varken o 18 madde neyi çözecek diye gene tabii dönüyoruz. Ee, bir 5-6 dakikalık vaktimiz kaldı. Onu da öyle değerlendirelim ee, evet. Kazım Bey. Ne, nedir bu maddeler? Ee, şimdi bu maddeler biraz önce söylediğim gibi ülkenin geleceğine ilişkin, Hı -hı. ülkenin kalkınmasına ilişkin... ...bütün kesimlere fayda sağlayacak bir değişik değil. Bir tek de kişiye fayda sağlıyor. Cumhurbaşkanı kim seçilirse... Bütün yetkilerle donatılmış yani meclisin e, üstünde e, hükümeti elinde alan işte hı hı. mahkemeleri de e, hakim olan yargı kesiminde hakim olan bir cumhurbaşkanını ortaya çıkarmak için ortaya e, atılan e, bir değişikliktir. Dolayısıyla burada bütün başkanlık sistemiyle idare edilen ülkelerin üçüncü dünya ülkesi olduğunu görüyoruz bir irdelediğimiz zaman. Hı hı. Üçüncü dünya ülkeleri gerçekten... Bunlar hiç bilinmeyen, hatta o başkanlık sistemi de diktatörlüğü de gitmiş olan bir ülkeler e, zinciri, İşte Kenya gibi, Cibuti gibi, işte Zambiya gibi, e, yani inanılmaz e, bir ülke e, şeysi var, sıralaması var. Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi konumuna getiremeyiz. Bir kere o nedenle hayır demek zorundayız. Ayrıca sadece ABD'yi örnek göstererek, çünkü ABD'de başkanlık sisteminin uygulanması kesin e, erkler ayrılığının e, oluştuğu hı hı. ve yürütüldüğü bir e, sistemdir. Dolayısıyla Türkiye'deki sistem tamamen Cumhurbaşkanlığı yani başkanlık e, adı altında daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı adı altında başkanlık sisteminin tamamen bütün yetkilerle donatılmış. Yani işte Mecliste aynı zamanda şey olacak, söz sahibi olacak. Meclisteki Genel Başkan olması sebebiyle kendi milletvekillerini tayin edecek. Aynı zamanda bütün bakanları kendisi tayin edecek kanun hükmünde kararnameyle bakanlıkların sayısını artıracak, bakanlıklar kuracak. Kanun hükmündeki Kararnameyle her alanda, her şekilde devletin düzeniyle ilgili, sistemiyle ilgili değişiklikler yapabilecek. Mesela HSYK'ya ilişkin dedi ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet. işte ben e, dört tanesini dedi, işte dört kişiyi Cumhurbaşkanı atıyor dedi, gerisini. Meclis halledecek falan dedi. Meclis şimdi, kime bağlı çalışacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere yargı tamamen Cumhurbaşkanı'na bağımlı hale getiriliyor. Bunu niçin söylüyorum? Hı hı. Çünkü yargıdaki en üst... Kademede olan mahkeme anayasa mahkemesidir. Anayasa mahkemesi hem kanunları denetleyecek hem de Cumhurbaşkanı'nın çıkarmış olduğu kanun hükmündeki kararnameleri denetleyecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı suç işlerse onu yargılamış olacak Yüce Divan sıfatıyla. Siz 15 tane anayasa mahkemesi hakiminin 12 tanesini doğrudan kendiniz atarsanız, 3 tanesi de çoğunluk partisi olan meclisten gelirse 15 tane kapı gibi, kendisinin yanında olan bir anayasa mahkemesi. Danıştay'ın üçte bir hakimini atayan Cumhuriyet Başsavcısı'nı atayan Cumhuriyet Başkan Başsavcısı vekilini atayan aynı zamanda hakimler ve savcılar kurulunun tamam doğrudan dördünü atıyor ama Adalet Bakanlığı kendisi atadığı için ediyor beş başkanı aynı zamanda müsteşarı kendisi atadığı için ediyor altı dolayısıyla burada 6 kişiyi doğrudan atamış olan bir cumhurbaşkanı var. Yani hakimler üzerinde, savcılar üzerinde hakim olacak ve onları sürekli hı hı. onları eee dikte ettirecek veyahut da yönlendirecek bir e, yapı ortaya çıkıyor. Diğerleri de yine çoğunluk partisinin meclisten seçeceği ve yargının içinden de gelmiş olsa bile ama mecliste çoğunluğun yine hakim olduğu, tayin edeceği kişilerden oluşacağı için diğer 7 kişi de dolayısıyla hakimler ve savcılar kurulunun üstünde bir cumhurbaşkanı bütün yetkilerini her an her şekilde kullanabilecek. Evet. Şimdi bakın. Yani kuvvetler eğer... ayrımı. E... Tabii. Yok oluyor, bitiyor. Bütün Onu bütün üst düzey bütün üst düzey memurları atayabiliyor. Bakanlıktan bir başlıyorsunuz müsteşar genel müdür işte büyükelçi, konsolosluk. Beğenmezse tabi Tabii tabii. Hem değiştirmek hem atama hı hı. yetkisi var. Aynı zamanda e, işte e, valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini ya yani ne kadar üst düzey daire başkanları ne kadar üst düzey yetkili varsa hem görevden alabilecek hem atayabilecek. Şimdi bu kadar yetkiyle donatılmış olan yargıyı elinde tutan yürütmeyi elinde tutan, meclisi elinde tutan hı hı. bir cumhurbaşkanının yargı denetiminin olmaması, yargının evet. üstünde bir görev almış olması, güç olması. Dolayısıyla Türkiye'de bu gücün karşısında hiç kimse duramaz, hı hı. hiç kimse konuşamaz, hiç kimse bir şey yapamaz. Dolayısıyla ne demokrasi kalır ne cumhuriyet kalır. Zaten bu yapının özünde de, Atatürk'ün cumhuriyetinin ortadan kaldırılmaya çalıştığı bir dönemi aslında yaşayacağız. Demokrasimiz askıya alınacak, cumhuriyet ortadan kaldırılacak. Laiklik yani laf getire kesinlikle bunların hepsinin ortadan kalkacağı bir düzen, bir sistem gelecek. Buna müsaade edemeyiz. Bunun için hayır diyeceğiz. Çünkü bu ülke Tapuyu be... vermeyin dedi tabii, tabii, tabii. önceki genel başkan CHP'nin Deniz Baykal. Hem tapuyu vermeyeceğiz hem anahtarını vermeyeceğiz ülkenin. Yani siz hem tapuyu verip hem anahtarını teslim ederseniz bir kişiye orada her zaman yanlışlar olabilir. Ve bunu durduracak hiçbir güç de olmayacağı için yargı da bağımlı olacağı için tarafsız karar veremeyeceği için dolayısıyla burada Türkiye'de gerçekten hiç beklemediğimiz olayları gelecekte yaşayabiliriz. Demokrasimiz tamamen yok olabilir, bitebilir. Bunları vatandaşın görmesi gerekir. Bu kişisel bir mücadele değil, bu rejimle ilgili rejim değişikliğine karşı yapılan bir mücadeledir. Bizim hayırımız da o yöndedir. Dolayısıyla biz bu sistemin, bu rejimin kesinlikle değişmesini istemiyoruz. Bunun karşısındayız. Dolayısıyla mutlak surette vatandaşlarımızın da hayır demesi gerekir. Bu hayırın gerçekten ülkemize çok büyük bir e, fayda sağlayacağını, hı hı. çok iyi hayırlar getireceğini Peki. de e, söylemek istiyorum. Çünkü bu ülke kolay kurulmadı, bugünlere kolay gelmedik. Eğer bu hakkımızı, bu gücümüzü bugün kaybedersek, rejimimizi kaybedersek bir daha bu işin geri gelmesi kesinlikle mümkün değil. vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmasını özellikle istirham ediyorum. Evet, Peki. E, herkese... Selamlarımı saygılarımı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize kolaylıklar dileyelim. Size tekrar bölgenize gidip orada çalışmalara Tabii. devam edeceksiniz. Sağolunuz. Evet, araya gidelim. Saat başında devam edeceğiz.